Siyasi gündemle devam edelim. Dün partilerin grup toplantıları, olağan grup toplantıları vardı. İlk önce CHP grubuna gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısına konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin yangını önceden nereden biliyordun sorusuna cevap verdi. Orman yangınlarının ne olacağını bütün dünya biliyor dedi. Parantez açalım. Bahçeli sen orman yangınlarının olacağını nereden biliyorsun diyor. Ya bütün dünya biliyor. Anladığım kadarıyla tek bir makale dahi okumamış. İklim değişikliğiyle ilgili. Tek bir yazı bile okumamış. Ya Birleşmiş Milletler'in dünya kadar yayını var ya. Avrupa'nın var. Akdeniz Havzası'nda yangının daha fazla çıkacağına dair yazılar yazıldı. Orman yangınları gündemindeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yangınları önceden nereden biliyordun sorusuna grup kürsüsünden cevap verdi. Soruyor nereden biliyorsun diye. Allah akıl fikir versin. Yangın çıktı. Gittik oraya. 3 gün söndüremediler. Gece görüş helikopter gece görüşü yok. Ya bu yangının çıkacağını 1 yıl önceden sadece ben değil bütün dünya söyledi. Herkes hazırlıklı olsun diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriği çiftçiye bedavaya vereceğiz dedi. Sözü çay üreticilerine getirdi. Bize oy versinler veya vermesinler. Biz adaletten yanayız. Kim çalışıyorsa alın teri döküyorsa onlardan yanayız. İktidar olacağız. Rizeli kardeşim sen de duy bunu. Trabzonlu kardeşim kaçak çayla nasıl mücadele edilir göreceksin. Rize'nin meydanında sözüm var. Kaçak çayları toplayıp tamamını yakacağım. CHP lideri Yunanistan için de ayrı bir başlık açtı. Yunanistan'a efeleniyor beyefendi. 2017'de bir konuşma yapmışım burada 2017'de. Ege adalarının 18'ini işgal etti diyorum Yunanistan. Şu bir adalar ile ilgili cümle kur diyorum kendisine. Cümle dahi kuramıyor. Yunanistan'a işte beni kızdırmayın. Yok gelirim, yok giderim, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım. Yapıyorsan yap kardeşim ya.